11 ayın sultanı Camia TV ekranlarında. Cuma sohbetleri Evrad-ı Şerif Mukabele İlahi ve Kasideler Hadis ve Tefsir sohbetleri Ramazan ilmi hali Ailelere özel programlar Çocuk kuşağında masallar, çizgi filmleri yarışma programları, canlı iftar yayını Ramazan ayı boyunca her gün Camia TV ekranlarında. İyilik birlikteliktir. İyilik camiadadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة, ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم mikro yaşam desteği kapsamında hamdolsun Kenya'nın Garissa e, ilinde bir mahallede e, dul bir hanımefendiye e, bir mahalle bakkalı açmış olduk. Bundan sonra çocuklarıyla birlikte hayatını idame ettirecek, ikame ettirecek bir sistem kurmuş olduk hamdolsun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محترم kardeşlerim hepinizi Allah'ın سلام selamlıyorum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب حق kalplerinize sürur evlerinize huzur versin هر türlü musibetlerden, hastalıklardan, afetlerden, şerlerden Cenab-ı Hak ailenizi ve bütün ümmeti Muhammed'i ve insanlığı muhafaza eylesin. Bugün gene sizlerle birlikte mühim bir mevzuyu ele almış olacağız. O da hanım analarımızın şahı, bütün mümine hanımların tacı, Hazreti Hatice anamız, altın çağ rengini veren, ruhunu veren ve aslı saadetin kahraman hanımlarına ve bütün inanan mümine hanımlara örnek olan, model olan bir annemizden bahsedeceğiz. Ancak Hazreti Hatice anamıza geçmeden evvel genel olarak İslam'ın hanımlara, kadınlara bakış açısı ve hanımların, kadınların İslam'daki yeri, asrı saadetteki fonksiyonları neler? Bunlara kısaca birlikte bir göz atmış olalım. Her şeyden önce kitabımız Kur'an'a baktığımız zaman orada hanımlar adına Nisa suresi diye bir sure var efendim Rical suresi diye, Erkekler suresi diye bir sure Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama kadınlar adına bir sure var. Bir sahabiye hanım annemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir konuda şikayetini mücadele ile ifade ederken Cenab-ı Hakk'ın adına sure indirmiş olduğu mücadele suresi var. Kısaca asrı saadete de ve ondan sonraki çağlara da, asırlara da, nesillere de damga vuran bir asrı saadet neslinden, hanımlarından bahsetmek istiyoruz. Onlar her alanda fonksiyoneldiler. Yani asrı saadetin hanımları evlerinde oturup sadece tesbihat çeken istiğfar edip estağfurullah diyen, kelime-i tevhid çeken hanımlar değillerdi. Şüphesiz ki hayatın hemen hemen her aşamasında görev alan, hizmet veren ve tarihe altın harflerle yazılan hanım sahabilerdi. İşte bunlardan birisi hitabette adını asrı saadette de ondan sonraki çağlarda da duyuran Hazreti Esma idi. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı Esma değil. Esma binti Ebi Seken. Bu hanım annemiz erkeklere gerek cami, gerek cemaat, gerekse cihat noktasında çok büyük ecir ve mükafatların verildiğini ancak hanımların bundan mahrum olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek yüksek sesle dillendirmişti. Ya Resulallah, bizim payımız ne olacak? Bizim hayrımız ne olacak? Bizim cihadımız, bizim cemaatteki durumumuz ne olacak deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Esma anamıza, hanımların evlerdeki sorumluluğun, erkeklerin cemaatine, erkeklerin cihadına denk olduğunu ifade etmiştir. Ne büyük bir müjde hanım kardeşlerimiz için. Sakın ha görevlerimizi, vazifelerimizi hafife almayalım. Alemler Sultanı, Peygamberi Zişanımız ve Vesselam'ımızın vermiş olduğu büyük bir müjdedir. Mürebbiye olan çocuklarını, yavrularını, ciğer parelerini yetiştirmek için gecesini gündüzüne katan, uykularını kaçıran, onların dersi için, müzakeresi için, başarısı için, eşinin başarısı için evinde tabiri caizse gece gündüz kıyam eden hanım ablalarımız sizler, erkeklerin yapmış olduğu cihada, sayu gayretine, ecir ve mükafatına denk ecir ve mükafat sahibisiniz. Gene Ummu Atiyyel Ensari diye bir sahabi hanım annemiz, Efendimizle birlikte tam yedi gazveye katıldı. İlk yardım, tedavi, ordu arkasındaki e, görülmesi gereken vazifeler, yemek tedariki gibi her türlü hizmette tam yedi gazvede bulundu. Sağlık noktasında Ummu Atiye el-Ensari hanım, sahabi annemiz var. Ve bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemşiresi olarak bilinen Hendek gazvesinde de yaralanan Sa'd bin Muaz'ı Mescid-i Nebevi'de çadır kurulduğunda gelip tedavi eden Hazreti Rufeyde annemiz var sağlık alanında. İdari alanda şüphesiz ki Hazreti Ömer'in terbiyesinden geçmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayır duasını almış Hazreti Hafsa anamız var. Hazreti Ömer son demindeyken Mecusinin hunharca hançerlediği ve şehadet yoluna doğru ilerlerken Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Hafsa anamız küçük kardeşi Abdullah'ın yanına gelir. O da biliyor ki Hazreti Ömer kendisinden sonra hanesinden birisini, hanedandan birisini hele hele vera Zühd ve takva sahibi oğlu Abdullah'ı yerine halife olarak geçirmeyi düşünmemiştir. Bir evden bir kurban yeter demektedir. Zira hilafetin ne kadar ağır bir yük, ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu bilen Hazreti Ömer radıyallahu an bunu yapmadığı için e, ablası Hazreti Hafsa küçük biraderi Abdullah'a der ki çabucak babanın yanına git bu bir sorumluluktur. Ümmet başsız kalmasın. Kimi işaret ediyorsa mutlaka babandan bunu talep et. Şu kadınların, şu sahabi hanımların şu güzelliklerine, şu büyük özelliklerine bir bakın. Ümmetin derdini her şeyin üzerinde tutup ümmetin derdiyle detlenirlerdi. İlmi alanda şüphesiz ki gerek şiirde, gerek edebiyatta, gerek fıkıhta, gerek tefsir ve hadiste bütün hanımlara rol model olan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamımızın ezvacı tahiratından sıddık Ekber'in terbiyesinden geçmiş Hazreti Aişe'yi Sıddıka radıyallahu anha anamız var. Her alanda o ümmeti ilimle suladı. Gene ezvacı tahiratından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemimizin Hazreti Ümmü Seleme var. Hem hadiste hem de tefsirde uzman olan Hazreti Ümmü Seleme. Hazreti Ümmü Seleme deyip geçmeyin. Ümmü Seleme anamız biliyorsunuz ümmete yol gösteren, rehberlik yapan bir hanımdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş olduğu bir rüya üzerine bildiğiniz gibi silahsız olarak hafif savunma tertibatı aldılar. 1400 kişiyle birlikte... Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek, umre yapmak üzere Hudeybiye denilen yere geldiler. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den gelen bir elçiyle musalaha, bir anlaşma yapmak durumunda kaldı. Daha önce ifade ettik. Sahabe-i Kiram bu ağır şartları kaldıramadılar. Zira imzalanan maddeler içerisinde 2-3 madde vardı ki buna sahabenin katlanması, güç yetirmesi, efendim e, hazmetmesi mümkün değildi. Bunların içerisinde Hazreti Ömer de vardı radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in yakasını toplamış. Nasıl olur da Resulullah kelimesini çıkarırız, sileriz biz bu anlaşmadan. Rahman ve Rahim ifadelerini nasıl sileriz bir bundan? Resulullah bize Kabe'yi tavaf edeceğiz dememiş miydi? Nasıl olur biz bu yıl tavaf etmeden 11 kilometre kalmış iken Mekke-i Mükerreme'ye efendim buradan Medine'ye geri döneceğiz. Kısaca sahabe-i kiram tabiri caizse e, yutkundular. E, bütün ifadeleri, kelimeleri düğümlendi boğazlarında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkın kurbanlarınızı kesin, tıraşınızı olun dediği halde sahabe-i kiram öylesine ağırlık çökmüştü ki üzerlerine neredeyse e, vebale günaha gireceklerdi. Hazreti Peygamberimiz Ümmü Seleme annemizin çadırına yanına girdi, durumu anlattı. Ümmü Seleme anamız. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Kabadayılık yapıp, efendim ekabirlik yapıp, hanımlarla da istişare mi olurmuş diyenlere duyurulur. Allah'ın Habibi Kainatın fahri edibi Efendimiz ve Vesselam eşiyle Ümmü Seleme anamızla istişare ediyor ve bir kadın Hazreti Peygamber'e yol gösteriyor. Diyor ki ya Resulallah senin sahabene ağır geldi bu şartlar, senin gördüğün onlar görmüyor. Evet sen yani işin ucunda fetihleri görüyorsun, Mekke'nin fethini görüyorsun, müjdeler var ama onlar göremediler. İyi bilesin ki senin yaptığını yapacaklardır. Sen ya Resulullah kalk kurbanlarını kes tıraşını ol göreceksin senin sahaben senin yaptığını yapacaklar ve fiilen Hazreti Ümmü Seleme anamızın yaptığını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptılar ve böylece ümmete yol gösteren bir kadın olarak kayıtlara sicillere geçti Hazreti Ümmü Seleme anamız. Gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hulefai Raşid'inden, Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın kavminden olan yiğit bir hanım anamız vardı. Adı Hazreti Şifa idi. O Hazreti Ömer'den Ömer İbni Avlul Aziz'e kadar dayanan efendim bu süre içerisinde pazarlardan sorumlu bakan da diyebiliriz veya zabıta şefi. Her türlü pazarların, çarşıların... İş yerlerinin dizaynını e, onun kontrolüne vermişti Hazreti Ömer. Bu manada Şifa anamız otoriter bir kadındı. Bir defasında baktı ki bir grup genç topluluk var. Yavaş yavaş böyle yürüyorlar. Sanki ayaklarının altında kırılacak yumurta var. Böyle kimsenin duymayacağı şekliyle konuşuyorlar sordu dedi ki men haula kim bu garip insanlar bu gençler dediler ki haula izuhat bunlar zahitler abitler güldü şifa anamız Ömer'den de daha mı zahit bunlar dedi Ömer yere bastığı zaman yeri titretirdi konuştuğu zaman sesini duyururdu ikram edip yedirdiği zaman doyururdu bu ne han bu ne pintilik Böyle Müslümanlık olmaz dedi Hazreti Şifa anamız. Mekanları cennet olsun. Ne özel ne güzel insanlardı. Şeref olarak, titul olarak, ödül olarak. Efendim Oscar ödülü aldım ben. Nobel ödülü aldım. Hadi oradan. Oscar ödülleri, Nobel ödülleri şu ödülün yanında ne ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek Müjdeyi bu büyük ödülü bütün analarımıza sadece asrı saadetdekilere değil bütün analarımıza verdi. El cennetu tahta aqdamil ummahat. Cennet anaların ayakları altındadır. Ne büyük şeref ya. Analık kolay bir şey değil. Şereflerin, ödüllerin en büyüğü. İşte bundan dolayı anaların anasını bugün anacağız. Kur'an-ı Kerim'de rol model olan kadınlar örnek verilir. Oralara girmeyeceğim ancak Efendimiz Aliyül Vesselam'ın bir e, mübarek nar-ı her kelamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aliyül Salatu Vesselam e, erkeklerden çok olgun erkekler var. Ancak kadınlardan olgun olan dört tane kadın var. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asiye binti Muzahim kim? Firavun'un hanımı. Kur'an-ı Kerim onun hakkında ayetleri ifade ederken Rabb'i biniliğindeke beytan fil cenne ve neccini min firavuna ve amelihi ve neccini minel kavmin zalimin İman ettiğini öğrenince Asiye anamızın Firavun aleyhillâne tabiri caizse evi dar etti ona. O da senin evin ne ki ey melun, um, ey Rabbim bana katından cennetinde kasırlar, evler lütfeyle dedi. Bu melunun Firavun'un zulmünden beni koru, zalimlerin şerrinden beni koru diye dua etti. Olgun olan Hanımların ilki Hazreti Asiye anamız. Diğer bir hanım annemiz de şüphesiz ki İmran'ın kızı Hazreti Meryem. İsa peygamberimizin anası. Meryem <laughs> Ona iftira atanlar İftira ata dursunlar, o iffetini muhafaza eden bir kadındı İmran'ın kızı Meryem. Adına sure indirdi Cenab-ı Hak. Ona susma orucu verdi. Üçüncü olarak şüphesiz ki Khadice binti Hüveyl, Hüveylit, Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamımızın ilk eşi. Allah'a, Resulüne, meleklere, ahiret gününe ilk iman eden insan, Hazreti Peygamber'i ilk tasdik eden insan, ilk Müslüman Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a inanan, ilklerin sahibi Hazreti Hatice Radıyallahu Anh'a. Bahsi geçmişken ifade edelim. Asıl konumuz zaten Hazreti Hatice Anamız ama ona geleceğiz. Hazreti Hatice anamız biliyorsunuz altı tane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yavru verdi. Altı çocukları oldu. Dördü kız, ikisi erkek. İki erkek çocuk da vakitlice erkenden Hakk'ın rahmetine kavuştular, vefat ettiler. İlki Hazreti Kasım'dı. Kasım vefat ettiği defnedildikten sonra Birden Hazreti Hatice anamız ağladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice anamızın ağladığını görünce ma yubki ke Khadice, seni ağlatan şey nedir diye sordu ve Hazreti Hatice anamız da göğsümden Kasım'ın nasibi indi dedi. Yani emzirme vakitlerinden bir vakte gelmişti. Hazreti Kasım'ın Nasibi göğsümden düştü ya Resulallah deyince bunun üzerine Hazreti Cibril geldi. Cibril buyurdu ki Esselamu yuqriuke's selam ve yuqri'ul Hediyece minnus selam. Bir adı da selam olan Allah sana selam ediyor ya Muhammed ve Hatice'ye de selam ediyor. Allah Allah. Allah'ın kendisine selam ettiği kadın. Hanımların piri, şahı, tacı. Hazreti Hatice anamız. Hazreti Hatice anamız buyurdular ki Allahu vesselam selam ve minhus selam ve ala cibrile minnes selam. Selam olan Allah'tır. Selam Allah'tandır. Benden selam Cibril'e olsun dedi. Şüphesiz ki şu an Kasım cennette emzirilmektedir. Eğer görmek isterse Hatice gösterelim onu anasına dediğinde Allah ve Resulünün söylediği söze inanılır, o tasdik edilir demek suretiyle bir kez daha olgun, kamile bir hanım olduğunu deklare etmiş olduğu Hatice anamız. Dördüncüsü ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurratu ayni dediği, gözümün nuru dediği Ebel Haseneyn Hasan ve Hüseyin efendilerimizin Resulullah'ın torunlarının anası yani kızı Fatıma radıyallahu anha. Ne özel, ne güzel hanımlar. Cenab-ı Hak bütün hanımlarımızı bu güzel sahabilerin yolunda gitmeye muvaffak kılsın. Ne anlatıyoruz? Kur'an'ın neslini, altın nesli Efendimizin üniversitesinden mezun olan hanım sahabileri anlatıyoruz. Tarihe altın harflerle adlarını yazdıran hanım sahabilerden bahsediyoruz. 1400 yıllık parıltılarını 21. yüzyıla aydınlatacak şekliyle yansıtan hanımlardan bahsediyoruz. Evet. Tarih yazan bir çağa, bir döneme mührünü vuran ve hanımların şahı olan Hazreti Hatice anamızı öncü, model, rol model bir hanım sahabi olarak sizlerle bugün paylaşıyoruz. Dünya sadece erkeklerden ibaret değil ki, bunu bir feminist anlayışla söylemiyorum. İslam'ın bakış açısı, İslam'dan önce kadının hükmü yoktu, metaydı, alınıp satılıyordu. Kız çocukları ar sebebiydi, İslam'la izzet buldular, şeref buldular. İşte Allah'ın ayeti vel وَالْمُؤْمِنَاتُ vel mu'minatu ba'duhum evliya'u Mümin erkekler ve mümine kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhawna 'anil Allah'ın emrini tebliğ ederler. İslam'ı tebliğ ederler. Haramlardan, kötülüklerden, yanlışlardan, fuhşiyattan sakındırırlar. Erkeklere ne ise vazife, ödev, görev, hanımlara da öyledir. Bu din sadece erkeklerden ibaret bir din değildir İslam dini. Aslı saadetin sicillerinden, arşivlerinden bugün sizlere inşallah Hazreti Hatice anamızı takdim etmeye çalışacağız. İslam'a ilk icabet eden hanım. Bir insan bir çağrı duyduğu zaman, bir davet aldığı zaman oturur, enine boyuna araştırır, soruşturur. Hele hele hanımlar yanlış anlamasınlar. Hanım kardeşlerin fıtratlarında biraz daha bu vardır. Öyle hemen tabi olmak, hemen Evet demek yok. Nedenini irdeler haklı olarak. Hazreti Hatice anamız, Peygamberi Zişanımız aleyhissalatu vesselamımız ilk İslam'ı kendisine daha cibril Emin'in gelip de sarmaladığında o korkulu panik anında, dehşet anında ifade ettiği zaman bile onu teskin eden bir kadındı. Hanım sahabileri anlatıyoruz. Hazreti Hatice anamıza başladık. Ancak İslam'ın ilk şehidesi Hazreti Sümeyye anamızı bir önceki dersimizde zaten ifade etmiştik. Ümmahatil mümininin ilki, Müslümanların ilki, İslam'a ilk inanan, ilk alnını secdeye koyan, Hazreti Peygamber'e ilk destek veren kadın, Hazreti Hatice radıyallahu anha. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice anamızın tanışmaları, evlilikleri nasıl oldu? İsterseniz direkt bu konuya girmiş olalım. Bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticaret kervanlarıyla daha erken yaşlarda Şam'a sefer kılmaya başlamıştı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş. Çok küçük yaşlarda Amine validemizi kaybetmiş. Dolayısıyla öksüz yetim kalmıştı. Amcasının yanında bulunuyordu o dönemlerde. Dedesinden sonra Ebu Talib'in de imkanları kıttı. Çocukları fazlaydı. Dolayısıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yük olmak da istemiyordu. Evet yetimdi ve bütün yetimlerin kefiri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim olanlar üzülmesinler. Bizim gibi yetim kalanlar üzülmeyin. Bizim pirimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Duha suresinde Rabbimiz buyurmuyor mu Efendimiz'e hitaben? Elm yicidke yetim fa o seni yetim olarak bulup da himayesine almadı mı İşte bütün kainattaki yetimler Müslüman yetimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inşallah yetimlerin sahibidir o yetimlere sahip çıkanlarında efendimiz komşusudur. Ne büyük müjde verdi ya. Şu günlerde evlerimizde olmuş olduğumuz şu günlerde imkanlarımızın bir an elimizden alınabileceğini, her an imkanlarımızdan olabileceğimizi de düşünerek imkan sahibi olmayan öksüzlerin, yetimlerin yanı başında olmamız gerektiğini mutlaka ama mutlaka idrak etmemiz lazım. Özellikle Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Ödevlerimiz var, görevlerimiz var, sadakalarımız var, teberrularımız var, zekatlarımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ene ve kefilul yetimi kehateyni fil cenne. Ben ve yetimin kefaletini üstlenenler, onun başını sıvazlayanlar ona imkan oluşturanlar. Şu iki parmak gibi birbirinden ayrılmayan ikili olacağız. Vallahi bundan daha büyük müjde yok. Cenab-ı Hak bizi yetimlerin kefili eylesin her birimizi. Resulullah'a hem civar olacağız. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Efendimiz yetimdi, öksüzdü. Amcasının evindeydi ama yük olmak istemiyordu. Efendimiz çobanlık yaptı. Ya ne büyük bir meslek çobanlık. Ma Allahu nebiyen illa ra'al ganem. Benden önce de hiçbir nebi göndermedi ki Cenab-ı Hak çobanlık yapmamış olsunlar. Adam dağ başında çoban yani küçümser vaziyette çobanlık mesleğini ifade ettiğimiz zaman büyük bir vebalin altına gireriz. Zira Hayvanları idare edemeyen insanlar hiç idare edemez. Hayvan sevgisi, terbiyesi, bütün bunlar dinimizin üzerimize yüklemiş olduğu birer vebaldir, sorumluluktur. Onların da hakkı var, onların da hukuku var. Onlara da haklarını, hukuklarını vermemiz lazım. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk dönemlerde çobanlık yaptı. Ardından amcası dedi ki yeğenim bak Mekke'mizde daha önce e, ticaret yapmış imkanları olan şu anda kervanları Şam'a doğru hazırlanan bir hanım var. İster misin onun da e, bu işi bilen, dürüst, samimi, güvenilir ticaret ahlakı olan insanlara ihtiyacı var. Haber gönderelim ve seni onun kervanının sorumlusu olarak şama gönderelim. Neden olmasın dedi efendimiz. Kısaca geçiyorum. Ve netice itibariyle Hazreti Hatice Hanım'ız da bu teklifi duyunca kabul etti. Hizmetkarı Meysere ile birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha birset olmamış, peygamberlik gelmemiş ama emin diye bilinen Muhammedül Emin Mekke'nin en güvenilir, en temiz, en ahlaklı en edepli, en dürüst genci, delikanlısı. Efendimiz ticaret kervanıyla Şam'a gitti. Daha önce görmediği bir bolluk, bereketle, kervanla geri döndü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Hazreti Hatice anamızın gözleri kamaştı. Daha önce göndermiş olduğu hiçbir sorumlu böyle büyük bir karla, bir bereketle dönmemişti. O bereketinden, bolluğundan anlatırken Meyser'e dedi ki hizmetkarı Hazreti Hatice validemize bırak bunları dedi. Ey Hatice dedi. Bunda göremediğin şeyler var dedi. Bu genç, bu delikanlı öylesine özel, öylesine güzel, öylesine ahlakı hamide sahibi, öylesine dürüst, öylesine vefalı ki bunları da ben anlatmayacağım. Ancak çok muhteşem şeyler gördüm. Ayetler gördüm ben bunda. Gittiği yere üzerinde bir bulut var. Gidiyor ve bunu gölgelendiriyor. Hareket ediyor. Onunla birlikte bulut hareket ediyor dedi. Ve Hazreti Hatice Ana'mız öncesinde iki defa evlenmişti. Bir rivayetlere göre bir eşinden bir kız, bir erkek çocuk. Diğerinden bir erkek çocuk. Diğer rivayette de her birinden ikişer çocuk dünyaya gelmişti. Onlar vefat edince. Çok cazip teklifler gelmişti. Çünkü Kureyş'in en asil, en e, oturaklı hanımıydı Hazreti Hatice anamız. Malı için herkes kendisiyle evlenmek istiyordu. O da asla bu evlilikleri efendim kabul etmiyor idi. Ancak madem ki böyle dürüst, böyle ahlakı hamide sahibi, böyle olgun, böyle mümtaz bir şahsiyet var. Acaba Muhammed'e evlilik teklifi götürsem bunu nasıl karşılar diye kendi içinden tereddütler geçiyordu. Ancak zaman zaman sırdaşı olan bir hanım vardı. Nefise. Nefise ziyaretine geldiğinde durumu kendisine açtı. Dedi ki "Ey Nefise, içimde böyle bir depreşme var. Muhammed'e karşı ilgi duymaya başladım." Ee, netice itibariyle onun mali imkanları yok ama ahlakı var, dürüstlüğü var, sadakati var, iffeti var. Bense e, neticede iki evlilik geçirdim ama e, iffetimle, duruşumla, e, mali imkanlarımla birbirimizi bütünleriz dedi. Henüz peygamberlik gelmemiş. Nereden bilsin ileride peygamber olacak? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nefise'ye bunu anlatınca Nefise sen buna elçilik yapabilir misin adeta dercesini anlattı. Nefise de dedi ki Hatice dedi sen kendini yorma dedi. Ben bir yol bulurum Muhammed'le görüşürüm. Kendisinin evlilik düşüncesi olup olmadığını kendisinden öğrenirim dedi. Bu süreç içerisinde tabi şeyi de atlamış olduk. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kervanı götürürken mudarebe usulüyle çalıştı. Ne demek mudarebe? Yani kişinin e, malı var, imkanı var. Ama ticari kabiliyet yok. Bir kişinin de tecrübesi var, uzmanlığı var, kabiliyeti var ama mali imkanı yok. İkisinin ortak çalışmasıdır müdarebe. İşte bu müdarebe usulüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanları ve ticaretlerini Hazreti Hatice Anamızın geliştirdi. Ve özet olarak ifade edelim. Nefise Anamız geldi, Hazreti Hatice Anamızın sırdaşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü. Dedi ki... Ya Muhammed sana bir konuyu açmak istiyorum. Ee, o da yani evlilik yaşın geldi. E, dürüstün, samimisin, sadakat sahibisin, e, ahlaklısın. Sana kime teklif götürsen hayır demez. Evlilik düşünür müsün dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de henüz peygamberlik kendisine gelmiş değil. Yaşı 25. Hazreti Hatice anamızın yaşı ise 40, arada 15 yaş fark var. Hazreti Hatice anamız nefiseyi göndermişti. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam evlenirim ama e kiminle evleneceğim? Benim evlenmek için evim yok, barkım yok, imkanım yok, amcamın evinde kalıyorum. Böyle bir durumda nasıl olacak dediğinde dedi ki sen onu bana bırak dedi. Benim aklımdan, senin aklından geçen biri var mı diye Efendimiz sordu. Evet dedi, birisi geçiyor dedi. Bilmem ki ne dersin, kimdir diye sorunca dedi ki, senin işte mudarebe usulüyle çalıştığın ticaret ortağın Hatice dedi. Yahu Hatice bunu kabul eder mi ki dedi. O işi sen bana bırak, o görev bende dedi. Nefis anamız geldi Hazreti Hatice anamıza bu büyük müjdeyi vermiş oldu. Evet, Kureyş'in asil hanımı Hazreti Hatice anamız kabı kabına, gönlüne sığmıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teklifi kabul etmesi Hazreti Hatice anamızı da şüphesiz ki sevindirmişti. Ancak bu iş nasıl olacaktı? Birilerinin elçilik yapması gerekiyordu. Hazreti Hatice anamız, amcalarınız gelsin, amcalarımdan, onun da babası vefat etmişti, beni istesinler dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hazreti Abbas ve Ebu Talip geldiler. Hazreti Hatice anamızın da amcasının bulunmuş olduğu, hazır bulunmuş olduğu bir ortamda, bir anda Hazreti Hatice anamızı amcalarından istediler. Onlar da bu evliliği uygun gördüler ve netice itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Hamza ile Ebu Talip geldiler. Amr bin Esed'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice anamızla evliliği noktasında onay almış oldular. Efendimiz 25 yaşında, Hazreti Hatice anamız 40 yaşında. Yani fil vakasından takriben 15 yıl önce dünyaya gelmişti Hazreti Hatice anamız. Kur'an ne ifade buyurur? اَتْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّب۪ينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ اَلْخَب۪يثَاتُ لِلْخَب۪يثِينَ Yani kötüler kötülerle, iyiler de iyilerle denk gelirler, evlenirler. İşte bu Kureyş'in asil hanımı ve Mekken'in emini olan ahlakıyla, edebiyle, tasarrufatıyla, seyri sürüküyle herkesin gözü üzerinde olan Muhammedül Emin hayatlarını birleştirmek üzere evlilik kararı almış oldular. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellemin e, kısaca ifade ettik dört tane kız çocuğu. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma annelerimiz. İki de erkek çocuğu Kasım ve Abdullah. Bir adı da Tayyip ve Tahir olan Abdullah dünyaya geldiler. Daha sonra Mısırlı bu kavkasın hediye etmiş olduğu cariyelerden Hazreti Maria anamızda evlenmiş olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ondan da İbrahim adında bir çocuk dünyaya geldi. Erkek çocukları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce hepsi dünyasını değiştirmişlerdi. Gel gelelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımızın o süreç içerisinde evlilik sonrasında Ramazan aylarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık inzivaya çekilirdi. Umumiyetle kabeyi yukarıdan gören hacca umreye gidenleriniz bilecekler. Hira Nurd'a tepeden kabeyi muazzamaya bakar. Şöyle e, muhteşem bir görüntü vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman Hira nur Dağı'na çıkardı. Orada ibadet ederdi hanef dini üzere, tefekkür ederdi e, kainatın ayetlerini. Ee, orada okuyarak inzivada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedebbür eder idi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam tam 40 yaşındaydı ve gene aylardan Ramazan'dı, gecelerden Kadir gecesiydi. Hiranur dağındaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç görmediği bir hadiseyle, karşılaşmadığı bir durumla karşılaştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O asli heybetiyle, o bir beşeri gördüğü zaman sarsacak heybetiyle Cibril-i Emin geldi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem sarsılmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sarmaladı Cibril-i Emin melek heybetiyle. İkra. 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 Ya Muhammed dedi tam üç defa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine oku, oku, oku ya Muhammed diyen Cibril-i Emine korku ve dehşet içerisinde ma ene bi dedi. Ben okuyucu değilim, okumasını bilmem dedi. Ve Alak suresinin ilk altı ayeti nazil olmuş oldu. Teberrüken bunları bir okumuş olalım birlikte. Şimdi Yıqra bismi rabbikellezî halaka halakal insâne min alaqin qara ve rabbukel ekrem

okuma vurgusu olan ilk Kur'an'ın hitabını Cibril Emin böylece Ramazan ayında Kadir gecesinde insanların en özeli, en güzeli, kalplerin en tahiri, en temizi olan Hazreti Muhammed'in kalbine indiriyor idi. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin geldiği ilk anı Paylaşıyoruz. Efendimiz korku ve dehşet içerisinde terler alnından akarak koşar adımlarla eve geldi Hazreti Hatice Ana'mıza zemmiluni zemmiluni beni örtün, beni örtün" diyerek titreyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtünün altına e, yatmış oldu. Olup bitenleri Hazreti Hatice anamıza anlatmış oldum. Düşünün böyle bir durumda genel olarak insanların refleksi, hanımların refleksi ne olur? Yahu durmadan zaten o dağa gidiyorsun, inzivaya çekiliyorsun, ins yok, cin yok, efendim kim bilsin orada neler oldu, acaba vehim mi, acaba ee, cünun mu? Acaba aklın başından mı gitti? Ne dediğini bilmiyor musun? Bir daha bu işleri yapma, bu işlere kalkışma. Değil. Olgun bir ana, olgun bir hanım Hazreti Hatice anamız tam altı tane altın cümle söylüyor. İlk anda daha. Vahyin ilk geldiği o anda Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı teskin ediyor, sakinleştiriyor ve diyor ki Hazreti Hatice anamız bir vallahi len yuhzike Allahu ebeda üzülme titreme korkma ya Muhammed Allah asla seni hüzünlendirmeyecek asla seni mahcup etmeyecek iki inneke letasinur rahim sen yakın akrabalarını gözeten, onlarla hüsnü işlet içerisinde, güzel muamele içerisinde olan birisisin. 3. Ve tahmilul kel zayıf ve yetimlerin, öksüzlerin yanı başında duransın sen. 4. Ve tuksibul ma'dum alın teriyle imkanlarını oluşturan pinti pinti, miskin miskin mudara mudara kenarda duran değil alın teriyle gayret edip emek gösterip kazanan birisisin. 5 ve tuqrid duyuf misafire ikram edensin sen. Altı, ve tuinu ala nawaibil hak haktan yana tavır koyan bir insansın sen. Senin halin anormal bir durum değil. Korkma. Sanki lisan-ı Allah'ın gözetimindesin sen dercesine ne büyük bir kadın, ne yüce bir hanım Hazreti Hatice anamız Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. İlk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi teskin eden ve bunları telkin eden hanım. Bununla da yetinmedi. Efendimiz ve vesselama gel benim amcamın oğlu var. Varaka bin Nevfel. Dinler konusunda uzman. Kadim kitapları çok okumuş. Bu konularda bilgisi olan, uzmanlığı olan, tecrübesi olan birisi dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i götürdü. Zaten Hazreti Hatice annamızda da Varaka bin Nevfel'le de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 veya 6. halkada soyları birleşiyordu. Varaka bin Nevfel yaşlanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yanına götürünce Hazreti Hatice anamız kendisi anlatmadı. Ey amcamın oğlu şöyle şöyle bir hal olmuş demedi. Ey amcamın oğlu amcanın oğlu sana söylesin dedi. Hani o 5. 6. halkadan efendimizle soyları birleşiyor dedik ki ondan dolayı amcanın oğlu söylesin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orijinal şekliyle Hazreti Cibril'in gelişini ve okuduğu ilk altı ayeti e, fiili olarak e, Varaka bin Nevfel'e paylaşmış oldu. Varaka bin Nevfel bunları duyunca sadrı, göğsü inşirah etti. Hazreti Hatice Anamız zaten bu konuda ümit vardı ancak iyice ümit doldu. Varaka bin Nevfel Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme niye Varaka bin Nevfel'e gittiler? Çünkü Kur'an daha sonra efendim ayetler nazil olduğunda da aynı yolu telkin edecekti. Fes el bihi habira ve la yunbi'uke mislu Uzman olana, işi ehline gidin. Ancak ondan e, rehberlik bulabilirsiniz. İşte onlar da Varaka bin Nevfel'e gelmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu anlatınca Varaka bin Nevfel şu müjdeyi verdi. Ebşir, müjdeler olsun dedi. Hada namus, bu gelen şüphesiz ki Cibril-i Emin'dir. Ellezî enzelehullâhu alâ Musa hâzâl vahy. Yunzel ala anbiyaehi Hazreti Musa'ya da indirilen vahidi Cibril-i gelen, bu şekliyle diğer enbiyaya da gelen, sana gelen Cibril-i Emin'di, bu gelen vahidi, Son peygamber olduğunu müjdeledi Varaka bin Nevfel. Ve ondan sonra keşke dedi, ya ceza. Ne olurdu? Delikanlı olsaydım, Fokur fokur kaynayan, kabına sığmayan bir genç olsaydım da senin yanında Allah için ben de cihad etseydim, dedi. Ve ekledi, وَرَكَبِ النَّوْفَلِ اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكُ Ancak kavmin seni sürgün edecekler, hicrete mecbur bırakacaklar. فَاَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا Genç delikanlı olsaydım da, ben de hicretine katılsaydım, ben de İslam'ın tebliğinde, neşbül emasında bir gayret sahibi olsaydım diye içini geçirdi Varaka bin Nevfel. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatlattı. Hazreti Hatice anamız kabına sığmıyordu. Evine mutmain olarak döndü Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice anamız ve mücadele, asıl mücadele start almış oldum. Ne anlatıyoruz biz şimdi? Bir hanımın, bir kadının rolü, hele hele İslam'daki rolü taa biçilmez. Evde oturan hanımlar, işiniz sadece dantel değil, örgü değil, işiniz sadece mutfakta yemek değil, salata doğramak değil, Allah'ın dinini, davasını tebliğ edeceksiniz. Bak bu günlerde camilere gidemiyorsunuz. Bunun acısını, sancısını hep birlikte yaşıyoruz. Cenab-ı Hak en kısa zamanda bu büyük musibet ve beladan kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Ancak teknolojik imkanlarımız var. Yeryüzü coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizin Mazlumların, mağdurların sıkıntılarını, dertlerini çözmek için telefonlarınıza sarılacaksınız. Eşlerinizi, dostlarınızı, akrabalarınızı arayacaksınız. Arkadaş, bak bu günler aklımızı başımıza devşirme günlerimiz. Kendinize gelin. Mushaflarınızı ellerinize alıyor musunuz? Kıyam edip gece namaz kılıyor musunuz? Pazartesi perşembe oruçlarını tutuyor musunuz? Camilere üyeliklerinizi gözden geçirdiniz mi? Değilseniz hadi bakalım camiler sahipsiz kalmasın diyor musunuz? Hazreti Hatice'yi anlamak ancak böyle olur. Vahyi anlamak ancak böyle olur. İlk hanımların güzergahında, çizgisinde, izgisinde, sevgisinde, güzergahında durmak ancak böyle olur. Ya Rabbi sen Hazreti Hatice'nin yolundan gidenlerden eyle diye kuru bir dua değil, katranı da oluşturacaksın, telefonunu alacaksın. En az 5 tane, 10 tane hanım kardeşi camiye üye yapacaksın bugün. Vahyin şuurunu kazanacaksın. Bunun için anlatıyoruz. Hazreti Hatice Anamızın Peygamberimizle olan evliliğini anlatıp kıssa hikaye anlatıp burada Ayrılmayacağız. Ruh alacağız. Ruh. Can katacağız. Can. Evet. Hazreti Hatice anamız. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük desteği veren insan. Hanım. Bütün servetini. Bütün birikimini istisnasız Efendimizin ayaklarının altına serdi. Ya Muhammed, ey Allah'ın Resulü, bu günler için kazandık biz bu malı dedi. Nasıl istersen öyle harca dedi. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımızın süt anası Halime Medine dışındaydı. Kuraklık yıllarıydı. Kıtlık yıllarıydı. Dedi ki yahu Muhammed diye bir çocuğu emzirmiştim ben Mekke'de. Şimdi gideyim Belki yiyecek bir şey verir bana. Yani bir çuval un veya biraz hurma ikram eder. Gelirim ben de aileme ikram ederim." dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce ne kadar çok sevindi. Gözleri yaşardı. Vefa Peygamberi. Vefa Hanımı Hazreti Hatice hanımız durumu görünce 40 tane koyun verdi. Bir o kadar deve verdi. Bir o kadar mal, mülk verdi Hazreti Halime anamıza peygamber aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Şuurlu bir kadın olacağız. İslam'ın misyonunu yüklenen bir insan olacağız. Edebiyatını yapan değil. İşte Hazreti Hatice böyle bir hanımdı. Çile dönemi başladı. Bu kadar maldan, bu kadar imkandan çile dönemine doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi ki İslam'ın sancağını açtı, ilk sancağa sarılan bir kadındı. Hazreti Hatice Anamız. İlk Müslüman. Ne büyük ün, ne büyük şeref, ne büyük ödül Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Erkam'ın evinde, Erkam bin Erkam'ın evinde sirri tebliğ dönemini başlatmış idi. İşte Hazreti Ömerler geldi, Yebazerler geldi. Ve netice itibariyle güçlendikçe Müslümanlar Mekke'nin müşrikleri çileden çıktılar, toplandılar, bir araya geldiler. Uzun yıllar süren, yıllarca süren bir ambargo üzerinde anlaştılar. Kabe'nin e, duvarına astılar çok ağır şartlar içeriyordu. Münasebetler kesilecek Müslümanlarla, Hz. Muhammed'in yanında olanlara kız verilmeyecek, kız alınmayacak, alışveriş edilmeyecek, bir şeyler satılmayacak. Ne ağır, ne çileli günler. Bir defa yeter artık demedi Hz. Hatice anamız. Hatta o patroniçe olan, o şef olan, o zengin olan, o Kureyş'in en müreffeh, ailesinin patronu olan Hazreti Hatice anamız rivayet edilir ki vefat sebebi o çileli yıllarda, ambargo yıllarında yiyecek bir şey bulamayıp ağaç kabukları yediğinden dolayı ciğerleri perişan oldu ve netice itibariyle vefatına neden oldu. Hazreti Hatice anamız setin 10. yılında Hakk'a yürüdü Ebu Talip. Hazreti Hatice Hanım'ız Mekke'deki müşriklerin azgınlaşmış olduğu bir dönemde, artık Mekke'yi yaşam için dar ettikleri bir dönemde onlar vefat ettiler. Hüzün yılıydı bu yılın adı. Ebu Talib'in vefatının ardından zaten Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'de yürürken çamur attılar Efendimiz'e. Bir kez daha ifade etmiştik bunu. Efendimiz çamuru alnından alırken yokluğunuz ne çabuk belli oldu dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا <يَمُوت> Ölenlere bel bağlama ya Muhammed. Kadir olan, hay olan, diri olan Allah sana yeter. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina Rabbinin hükmüne sabret, sen gözümüzün önünde, himayemizde, inayetimizdesin buyurdu Cenab-ı Hak. Evet muhterem kardeşlerim, böylece programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımızın Hazreti Hatice'yi kalbinin, gönlünün neresine yerleştirdiğiyle alakalı son bir misalle inşallah konumuzu, hitama erdirmiş olalım. Hazreti Ayşe anamızın sık sık kıskanarak Hazreti Hatice validemize bu yaşlı kadından mı bahsediyorsunuz dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ondan daha hayırlısını Cenab-ı Hak bana nasip etmedi demek suretiyle vefasını ortaya koyuyordu. En son Efendimiz aleyhissalatu vesselamımızın Hazreti Hatice anamızla vefasını nerede görüyoruz? Mekke'nin fethinde görüyoruz. Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemimiz 10 bin kişiyle Mekke-i Mükerreme'ye girmiş. Bütün Mekkeliler, o mafya babaları, mücrimler, gasıplar, gözü dönmüşler, her türlü işe bulaşmış olan ee, o kitle tir tir titriyorlardı. Efendimiz Kabe'nin altın halkasını tuttu ve onlara dünyanın en büyük affını ilan ettikten sonra biliyorsunuz Hazreti Bilal ezanı okudu Kabe'nin damında ve ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir talepte bulundu. Neydi bu talep? Bana çabucak duvarları bir buçuk iki metre kalınlığında olan bir saray yapın demedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi bakalım. En zengininiz kim? Develeri kessin. Ziyafet başlıyor demedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü vesselam aleyke ya Resulallah. Salatü vesselam aleyke ya Habiballah. Salatü vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin wale ve la Ne büyüksün ey nebi dedi ki beni muallaya götürün dedi. Neresi mualla? Hazreti Hatice anamızın kabrinin bulunmuş olduğu kabristanlık, mualla kabristanlığı. Orada bir çit oluşturun dedi. Niye? Hatice'min yanında geceleyeceğim ben dedi. Bu ne büyük aşk. Bu ne büyük muhabbet. Cenab-ı Hak Hazreti Hatice anamızla Peygamberi Zişanımız Aleyhisselatü Vesselam'ımız arasındaki muhabbeti, ülfeti, sevgiyi ve vefayı siz Camia TV izleyicilerimizin evlerinde, eşlerinde bir huzur vesilesi kılsın inşallah kalplerinde. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfet ve hayrı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm. Gönül Sohbetleri programı her gün Almanya saatiyle saat 19'da Camia TV'de. insanın ilk önceki ihtiyacı, barınma ihtiyacıdır. Bu görülen evlerde, bu şartlarda 13 kişi yaşıyor. Hava iyi olduğu zaman dışarıda yatmak kaydıyla tabii buraya sığmak mümkün değil. Bu aile gerçekten ihtiyaç sahibi kategorisinin en alt seviyesinde. Mikro Yaşam Desteği Projesi kapsamında buraya bir ev inşa edilecek barınma ihtiyaçları karşılanacak. Akabinde de bunların diğer ihtiyaçları da takip edilecek inşallah. kardeşlerim bizden önceki gelen arkadaşlar buradaki ailenin mağduriyetini gördükten sonra mikro yaşam desteği e, projesi ile bu kardeşlerimize bu evi inşa ettik ettik ve biz de bunun kontrolü için buradayız. Ailenin mutluluğunu görüyorsunuz. Allah yardım yapanlardan razı olsun. bir ayın sultanı Camia TV ekranlarında. Cuma sohbetleri, Evrad-ı Şerif, Mukabele, İlahi ve Kasideler, Hadis ve Tefsir sohbetleri, Ramazan ilmi hali, Ailelere özel programlar, Çocuk kuşağında masallar, çizgi filmleri, Yarışma programları, canlı iftar yayını Ramazan ayı boyunca her gün Camia TV ekranlarında. İyilik birlikteliktir. İyilik camiadadır.